Merhaba. Yeni bir bölümle yeniden karşınızdayız. Bu bölümümüzde Türk dizi tarihinin önemli dizilerinden, aile olgusunun ön plana çıkarıldığı dizi olan ve uzun yıllar devam etmiş olan Bir Mahalle dizisi. İsminden de ipucu verdiğim gibi Mahallenin Muhtarları dizisini inceleyeceğiz. Mahallenin Muhtarları dizisi 1992 yılında İstanbul'un Anadolu yakasındaki sahil ilçesi olan Maltepe'nin Yalı Mahallesi'nde çekilmiştir. Mahallenin Muhtarları dizisini 10 yıl boyunca farklı dönemlerde farklı yönetmenler çekmiştir. Oğuz Yalçın'la başlayan serüven Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursen Esenboğa'nın yönetimiyle 10 yıllık serüvenini tamamlamıştır. Senaryo ve hikayesini Kandemir Konduk yazmıştır. 10 sezondan oluşan Mahallenin Muhtarları dizisi 337 bölüm sürmüştür. Ekim 1992 tarihinde Kanal 6 televizyonunda yayın hayatına başlamıştır. 2 sezon boyunca bu kanalda yayın hayatına devam eden Mahallenin Muhtarları 18 Temmuz 1994'te yayınlanan 78. bölümün ardından Kanal 6'ya veda etmiş ve ATV'ye transfer olmuştur. Ben bu halimle çok mutluyum. 337 bölüm süren dizi 5 Ekim 1992 tarihinde Kanal 6'da yayınlanmaya başladı. 2 sezon boyunca burada yayın hayatına devam etti. 18 Temmuz 1994'te yayınlanan 78. bölümün ardından Kanal 6'ya veda etti ve ATV'ye transfer oldu. Kötü günler geride kaldı. O dediğin herkes için geçerli değil. Güzel. 7 sezon boyunca ATV'de yayınlandı. Diziye 9 ay ara verildi. 9 senede 306 bölüme ulaşılmıştı. Yeni bölümleri 1 Ekim 2001 tarihinden itibaren Kanal D'de yayınlanmaya başladı. 14 Ocak 2002'ye kadar 13 bölüm, 317'den 319'a kadar 2 bölümleri kapsıyor. Kanal D'de yayınlandı. Daha sonra dizi Star TV'ye transfer oldu. 13 Şubat 2002, 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Star TV'de 18 bölüm, yani 320'den 337'ye kadar olan bölümler yayınlandı. 10 sezondan oluşan dizimiz 337. bölümüyle Star TV ekranlarında yayın hayatına veda etti. Dizimizin konusunu hatırlayacak olursak, 1992-1997 yılları arasında Temel, Muhtar Bey'in kızı Fadime'nin peşinden koşturup durdu. Zaman zaman kafasına terlik, süpürge, çiçek fırlattı Fadime. Zor kadındı ama sevdasından hiç vazgeçmedi Temel. Uzun süre uğraştırdı Temel'i. En sonunda nişanlandı Temel'le Fadime. Evlenecekleri gün evde ütü yapan Fadime hayallere daldı. Ütü yüzünden yangın çıktı ve Fadime öldü. Aydan Burhan, ATV'de yayınlanan 193. bölümde diziye veda etti. İşin aslı Fadime rolünde oynayan Aydan Burhan, Karadenizli kız imajından kurtulup yeni projelere imza atmak için Mahallenin Muhtarlarından ayrılmak istemişti. Bunun üzerine Kandemir Konduk, Fadime karakterini zifaf gecesinde çıkan bir yangını öldürmüş ve konuyu kapatmış. Aydan Burhan'ın diziden ayrılmasıyla Fadime karakterine son verilmişti. 1997-2002 yılları arasında ise Temel Şirin Aşk işlenmişti.
Şirin'i yeğenleri üniversiteyi kazanmış. Bu yüzden Şirin de yeğenleriyle İstanbul'a taşınmıştı. Behiye'nin oğlu Can'ın kiracısı olmuşlardı. Bir süre sonra Temel hoşlanmaya başladı Şirin'den. Karşılık da buldu bir süre sonra. İstediğim gibi yaşıyorum. Kafam rahat. Çok parası olup da ne yapacağını bilemeyenler gibi tozutmuyorum. Halimden memnunum. Durumu çok iyi. Çok şükür lütfen. Şirin'in ablası Melek, Temel istemedi. Zar zor ikna oldu. 2002 yılında Star TV'deki bölümlerde evlendiler. Son bölümde ise ikiz çocukların olacağını öğrenip sevindiler. Temel'in maymunu çaydanlığı da unutmamak gerek. Sesi güzel Hasan'a da kol kanat girip onu okutması da unutulmayan olaylardan bir tanesi. Ülkemizde çekilmiş en güzel mahalle kültürünü anlatan uzun soluklu, sıcak, samimi aile dizilerinden biri. Fadime karakterini oynayan Aydan Burhan, diziden ayrıldıktan sonra Temel Fadime aşkı bitince hemen diziye Esra Akkaya girmiş. Böylece Temel Şirin aşkı başlamıştı. Tam emin değilim ama Fadime rolündeki Aydan Burhan bu diziden ayrıldıktan sonra pek başarılı olmadı. Hep geri planda kaldı. Bu dizideki tıpkı Bizimkiler dizisi gibi birkaç kanal dolaştı ama en güzel dönemi ATV'de yayınlandığı dönemdir. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel dizilerinden bir tanesidir. 10 yıl boyunca zirvede yayına devam etmek kolay iş değil. O çok özlenen bir yapı. Keşke yayın hayatına hala devam ediyor olsaydı. ABD ve Avrupa'da pek çok ülkede 30 yıldan fazla devam eden televizyon dizileri var. Bence Mahallenin Muhtarları ve Bizimkiler yeni bölümleriyle hala var olmalı. Çocukluk dönemimin en güzel dizilerinden bir tanesiydi. Kahveci Temel'inden Müzeyyen'ine, Fadime'sinden Şirin'ine herkes sımsıcak bizden bir şeyler anlatıyordu. Her salı ATV'de heyecanla beklerdim. Çoğumuz da beklerdik. Hep öyle bir mahallenin gerçekten var olduğunu düşünürdüm. Gerçekten de 100 yılda bir yapılabilecek bir diziydi. Keşke günümüzde şiddet, kan, töre kokan diziler yerine böyle sıcacık, neşe dolu aile dizileri yapılsa. Mahallenin Muhtarları dizisi de asla yeri dolmayacak bir diziydi bence. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri o kadar güzel anlatılıyordu ki. Ama artık böyle dizileri özler olduk. Yine de ben hala o mahallenin varlığını düşünüyorum. Dizi bitmiş olsa da. O insanların hala o mahallede yaşadıklarını düşünüyorum. Başta Kandemir Konduk ve tüm oyunculara bize böyle güzel ve unutulmaz bir efsane izlettikleri için teşekkür ediyorum. Mahallenin Muhtarları dizisi çocukluğumun en güzel hatıralarından biri kalacak. Çok parası olup da hafızamda ve hatıralarımda. Tozutmuyorum. Halimden memnunum. Durumu çok iyi. Çok şükür lütfen. Dizideki karakterlere gelecek olursak ilk önce Muhtar Bey'den başlayalım. Kötü günler geride kaldı. Eşini kaybetmiş. Kızı Fadime ile İstanbul'da yaşamını sürdürmekteydi. İğneci Handan Hanım'dan hoşlanmaktaydı. Muhtar Bey'den Fadime kıskanmaktaydı babasını. Bir ara Muhtar Bey Figen Hanım'dan hoşlandı. Bu ilişkinin yürüyemeyeceğini düşünerek sonlandırdı. Fadime'nin ölümüyle sarsıldı Muhtar Bey. Feriştahı gelse yan gözle bakmaz. Bakmaz tabii. İş inada bindi vallahi. Sonradan üzülmek yok, tamam mı? Ben senin o kelebeğini, o kelebeğini yolmaz mıyım? Durun, yapmayın, yapmayın. Yazıklar olsun aklım hakkım. Beni bu kokoreyle mi aldatıyorsun? Sen kendine bak, cellus. Hanımefendinin Şirin'in halası olduğunu bir biliyorum. Bir süre sonra evlendi Handan Hanım'la. Kimin halası? Handan Hanım da kızı Gonca Gül ile yaşamaktaydı. Üniversiteyi bitirip öğretmenlik yapmaya başladı. Eczacı Bahadır Uzatmalı nişanlısıydı. Herkes usta diye hitap ederdi Gonca Gül. Çok beklettim değil mi? Önemli değil. Oyalanacak bir şeyler buldum. Aklımı oynatıyordum valla. Her yeri didik didik ettim.
En sonunda mutfakta buldum poşeti. Çıkmadan önce su içmiştim. Hiç kafa kalmadı. Okudum. Okudun mu? Neyi? Çok güzel şey. Müzeyyen Hanım. Teşekkür ederim. Mahallenin ayaklı gazetesi. Yazmış mıyım? Tren istasyonunda çalışan Haydar Bey'in peşinden koştuğu uzun süre. Boğazına düşkün biriydi Haydar Bey. Bir süre sonra evlendiler. Haydar Paşa diye hitap ederdi kocasına Müzeyyen Hanım. Müzevir Müzeyyen derdi mahalleli ona. Haydar Bey'in yeğeni Levent geldi, dayısını ziyareti bir süre sonra. Beyeğinin kuaföründe çalışan Ebru'ya aşık oldu. Evlendiler. Çocukları oldu bir süre sonra. Ebru, Levent'e danışmadan kürtaj yaptırdı. Bu yüzden yuvaları yıkılma noktasına geldi. Müzeyyen'in yeğeni Zeynep geldi ve Müzeyyenler'de kaldı bir süre sonra. Şoför Ali, kuaför Behiye ile evlendi. Behiye'nin ilk evliliğinden Can isimli oğlu da vardı. Behiye hamile kaldı, çocuğunu düşürdü. Çok üzüldü. Aradan biraz zaman geçti. Behiye hamile kalıp doğum yaptı, kızları oldu. Ali, annesinin adını verdi kızına. Seher koymuşlardı kızlarına. Seher Hanım da fetten kaynanılırdı zaman zaman. Annem Mehpare'ye her bölümde terlik fırlatırdı mutlaka. Mehpare, çay bahçesi sahibi Hakkı'ya aşık oldu. Hakkı'nın önceki evliliğinden olan kızı da onayladı bu ilişkiyi. Eski karısı sorun çıkardı. Ama Hakkı ve Mehpare'nin evlenmesine engel olamadı. Hamile kalan Mehpare, kapkaççının saldırısını uğrayıp çocuğunu düşürdü. Daha da çocuğu olmadı. Behiye'nin oğlu Can Kurs da Simge'ye aşık oldu. İlk önce zengin olan Simge'ye zengin olarak tanıttı kendini. Hatta Ali'yi şoförleri olarak tanıttı. Tesadüfen Simge Ali'nin taksisine bindiğinde siz Canların şoförüydünüz değil mi diye sordu. Ali çok üzüldü. Bozuntuya vermedi. Can pişman oldu, özür diledi. Simge'ye gerçeği söyledi. Araları açıldı. Barıştılar bir süre sonra. Simge'nin annesi Belgin Can'ı damat olarak istemedi. Simge ve Can evlendiler. Çocukları oldu. Son bölümlere doğru Ali ve Behiye boşandılar. Kemik kıran Kadriye. Kocasından ayrılarak Almanya'dan dönen kızı Aynur ve torunu Era ile yaşıyordu. Bir ara esnaflardan Şefik Bey'e kaptırdı gönlünü. Evine 3 üniversiteli kız taşındı bir süre sonra. Birlikte oturdular. Eray da Fatma'dan hoşlanmaya başladı. Sarhoş Şevket. Renkli karakterlerden biriydi. Ben sarhoş değilim Suzan deyip kabullenmezdi sarhoşluğu. Terlikle kovalardı Şevket'i Suzan. Biri erkek, biri kız, iki çocukları vardı. Şevket'e Milli Piyango'dan para çıkınca Yalçın Menteş'in teyzesinin meyhanesini satın aldı. Emlakçı İhsan. Gazinoda çalışan Alev'i o dünyadan almıştı. Alev'in tek isteği resmi nikahtı. Ama İhsan yanaşmadı buna. İstoş derdi İhsan Alev. Kahvehanenin vazgeçilmez esnafları. Manav Etem. Şişman Kasap. Bakkal. Dayı Osman. Marangoz. Berber. Engelli tamirci Muhittin. İlk bölümlerde yer alan fırıncı ve emekli doktor Bedi. Ve ülkenin kanayan yarası olan konularda attığı nutlarla insanların ağzını açık bırakan akıllı deli. Çatlak aileyi de unutmamak gerek. Ben bu halimle çok mutluyum. Parayı ne yapayım? İstediğim gibi geziyorum. İstediğim gibi yaşıyorum. Kafam rahat. Çok parası olup da ne yapacağını bilemeyenler gibi... Ali, iftira sebebiyle hapse girmiş, suçsuzluğu anlaşılınca hapisten çıkmıştı. Hapisten arkadaşı Ahmet geldi mahalleye bir süre sonra. Ahmet, eski sevgilisinden başkasıyla birlikte olduğunu öğrendi. Haydar Bey, lokantada altınlar unutmuştu. Sabıkalı olduğu için hırsızlıkla Ahmet'i suçladılar. Altınlar bulunca hatalarını anlayıp Ahmet'ten özür dilediler. Ahmet, mahallede yaşamaya başladı. Köftecilik yaptı. Aysel isimli zengin bir kadına aşık oldu. Atakan'ı çırak olarak çalıştırdı. Ahmet öldü bir süre sonra. Atakan seyyar poğaçacılık yapmaya başladı. Ayrıca şans tavşanı da vardı. Seher Hanım'ın evinde toplanırdı mahallenin kadınları. Handan Hanım, Müzeyyen Hanım, Zeynep, Kemik Kıran Kadriye, Aynur, Neriman Hanım,
Meral Hanım, Şirin, Lütfen Hanım ve Doyumsuz Köpekler. Her cümlesinin sonunda lütfen diyen Lütfen Hanım ve kızı Gizem de unutulmazlar arasında. Ve her bölüme özel yazılan şarkı sözleri. Mahallenin Muhtarları dizisi unutamayacağımız diziler arasındadır. Aile kavramını, mahalle kavramını, arkadaşlık ve dostluk kavramını ön planda tutan diziydi. Yıllar geçti, hala unutulmadı. Unutulmayacak da. Bir başka bölümümüzde bir başka güzel hikayeyle, başka bir güzel dizimizle görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Küçük büyük ihtiyar, kızlar deli tanrılar ve sevindi çocuklar.